Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Biraz sonra yayınımıza başlayacağız. Sesim geliyor mu? Arkadaşlar hoş geldiniz. Hava Hoca'ya Sor programımıza biraz sonra başlayacağız. Bugün Günay Kaptanım konuğumuz olacak. Kendisinin katılımlarını bekliyoruz. Bu arada da biz arkadaşların katılmasını bekleyelim. Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Skype toplantısı düzenleyelim arkadaşlar. İnşallah kısa zamanda yaparız tekrardan. Günay Kaptanımı bekliyoruz. Biraz sonra Günay Kaptanım yayına girecek. Bülent Kaptanım hoş geldiniz. İyi akşamlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün Günay Kaptanımla beraber bir canlı yayın yapacağız. Günay Kaptanımızı bekliyoruz şu an. Merhaba. Merhaba, merhaba. Kaptanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Sizler nasılsınız efendim? İyi valla. Ne yapalım işte. İzmir'deyiz. Devam ediyor. İzmir'de hayatımız. Allah kolaylık versin. Kaptanım ilk önce teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Bu arada arkadaşlar da katılmaya devam ediyorlar. Ben de ufak bir girizgahla müsaadenizle başlamak evet. İsterim. Arkadaşlar Havacıya Sor programında bu kaptanımızı misafir edeceğiz. Kendisini anlatmama gerek yok zaten. Ben bence kendimi anlatayım daha iyi. ben Airbus pilotuyum arkadaşlar. Pilot Asam ekibinden. Kendisiyle bugün çok keyifli bir söyleşi yapmayı planlıyoruz. Birçok sorumuz var. Bayağı birikti ha. Birikti. Bayağı bir yine ilgi oldu kaptanım. Ondan dolayı sizi bugün bayağı bir terleteceğiz Allah nasip ederse. Yardım et. Kaptanım şeye başlama, programa başlamadan önce herkes dediğim gibi sizi gayet iyi tanıyor ama bir ufak kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki asker ise ve daha sonra Hava Harp Okulu'nu bitirdim. Hava Harp Okulu. 99 yılında mezun oldum. Daha sonra uçuş okulunu başarılı bitirdikten sonra Kayseri'de Erkilet'te 12. üste 222 filoda CH-30 uçaklarıyla yaklaşık 11 yıl orada görev yaptım. Çok güzel görevler yaptık. Yurt içi, yurt dışı, insani yardım, kargo taşımacılığı ve diğer konularla ilgili bayağı güzel görevler yaptık. Daha sonrasında da 2013 yılında ben istifa ettim. Ondan bir 3-4 ay önce Türk Havalarının süreci açılmıştı. O süreci başarıyla tamamladığımız için 2013 Mart gibi de Türk Havalarına girdim. Tabii CH-30 uçaklarında yaklaşık 3500 saat uçum vardı. Bu tabii benim için elimde iyi bir bilezik olarak duruyordu. Daha sonra Türk Havalarında seniority'yi bekledikten sonra 2 yıl geçti. Yaklaşık bir 3-4 ay sonra da kaptan assessment'ına girdik. Sorumlu kaptan pilot olarak 2016 Haziran itibariyle de uçmaya başladım. 2018 Kasım'da da tekrar Hava Kuvvetleri'ne geri geldik. Devlet ihtiyaç duydu, bizi çağırdı. O şekilde. Anladım, şu an kaptanım. İzmir Çiğli'de ikinci anı yetiştireyim.
122 kilo KT-1T uçaklarında öğretmen pilotum. Kaptanım, birçok uçakla uçmuşsunuz. Yani neredeyse bütün uçaklarla uçmuşsunuz. Biz buradan evet, bunu Stinger'la algılıyoruz. Başladık zaten Arbakulu. SP-260, T-37, Kasa CNX-35, T-38'e de uçtum. Daha sonra CS-30, Boeing CS-37, 800, 900 ve 700 modeli. Şimdi de KT-1T. Anladım kaptanım. Çok güzel. Kaptanım, şimdi biz yine genel itibariyle soruları iki tipe ayırıyoruz. Bir hakikaten bilgi amaçlı sorulan sorular. Bir de böyle aykırı sorularımız mevcut. Aralara serpiştirerekten bunları sormak isteriz. Tamam. Arada da yine soru soran arkadaşları ben takip ediyorum buradan. Onların da sorularını mümkün mertebe sormak isteriz. Takribi 30'da 45 dakika arası bir program planladık ama akışına göre, sizin de müsaitliğinize göre. Akışına göre göre kaptanım. Tamam. Vallahi Beşiktaş'ın maçı var şimdi açık. Ama tabii söz verdik sana. O yüzden bekliyoruz. Burada Beşiktaşlılara selam olsun. Beşiktaş'tan da çok takip eden arkadaşlarımız var. Beşiktaşlı. Beşiktaş'a gönül evet. Vermiş hoca arkadaşlar. Onunla da ilgili sorularımız var kaptanım. Tamam, peki. Kaptanım, ben müsaadenizle başlıyorum o zaman. Pilot olmaya ne zaman karar verdiniz diye sormuş bir arkadaş. Vallahi pilot olmaya şöyle, aslında bizim, ben Eskişehirliyim. Eskişehirli olanlar ya da Eskişehirlikmiş olanlar bilir. Eskişehir'in üzerinden çok fazla F4 geçer. Çünkü pist istikameti de çünkü şehrin üzerine doğrudur orada. Otobüs, o gök gürültüsüyle karışık gelen uçak motor sesi yani gök gürültüsü gibi gelirdi harbiden bize küçükken. Biz o şeyle, uçak sesiyle büyüdük tabii ki. Ben öncelikle subay olmak, sonrasında da pilot olmak istiyordum. Yani bu küçük yaşlarda başlayan bir şey aslında. İşte askeri okul olduktan sonra hava harbi okulunu zorladık. O da oldu. Yani sağlıktır, uçuş okulu, yani teknik bir uçuşları Yalova'da başarıyla bitti. Yani çocukluğumuza da yanıyor aslında, öyle diyeyim. Uçakları anladım. Hep havada izlerdik böyle. Anladım. Eskişehir semalarında. Anladım kaptanım. Bu arada arkadaşlar soru sormaya devam ediyorlar. Mesela sektörle alakalı da sorular soruyorlar. Evet. Ama ilerleyen dönemlerde, daha doğrusu programın ilerleyen safhalarında benzer sorular var. Bu pandemi süreciyle alakalı olaraktan. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu arada yorumları da ben takip ediyorum. İlgili sorulardan da yine aynı şekilde soracağım. Merak etmeyin. Pilotaj eğitimini nerede aldığınızı söylediniz kaptanım zaten. Ordu'da alıp ondan sonra sivil, yani şu bence çok değerli bir şey. Hem Ordu'da uçtunuz, çeşitli uçaklarda uçtunuz, Türk Hava Yolları'nda sivilde uçtunuz, şimdi tekrar Ordu'da uçuyorsunuz. Dolayısıyla evet. Bir o hani toptan düşündüğünüzde zaten bu paha biçilmez bir tecrübe oldu. Teşekkür oluyor. Ederim. Evet, askeri ve sivil havacılıkta da bayağı bulunduk. Kaptan, peki evli misiniz? Pilot olunca evet. Şöyle bir sormuş arkadaş. Evli misiniz? Evliyseniz pilot olunca evinize gereken vakti ayırabiliyor musunuz diye sormuş. Vallahi şöyle, evliyim ben. 2018 yılında evlendim. 2018'in başında. Şimdi airline pilotu olunca tabii ister istemez, tabii eskiye göre söylüyorum, bu pandemi sürecini saymıyoruz. Hı. Öncesinde bayağı bir yoğunluk oluyordu. Ben Boeing filosundaydım. 737, 800'ler ve 900'ler. Yatılarımız oluyordu yani. 10 gün, 12 gün dışarıda kaldığımız oluyordu. İster istemez tabii ailenden uzak kalma durumları oluyor tabii ki. Yani askeriye de bu şu an için geçerli değil ama Türk Hava Yolları'ndayken öyleydi. Yani öyle bir durum var airline için. Eskiye döndüğünde uçuşlar tekrar öyle olacaktır muhakkak. Yatılar oluyor ister istemez. Bu havacılığın içinde var zaten. İstirahat sürelerimiz var çünkü. Crew rest dediğimiz. Onlara uymamız gerekiyor. Ama askeriye de öyle anladım. Bir durum yok tabii ki. Hı-hı. Anladım kaptanım. Bir tık daha ileri gideceğim bu soruda. Evli ve çocuklu bir pilot olarak evden uzak kalmak sizi etkiler mi diye sormuş arkadaş. Ya etkileyecek bir durumu yok bence. Niye etkilesin? Yani sonuçta hayat devam ediyor. Ya tabii ki belki ailene vakit ayıramadığın için üzülüyor olabilirsin ama onun dışında negatif etkileyecek bir durum zannetmiyorum. Anladım. Anladım kaptanım. Ben o zaman hemen araya bir tane aykırı soru sokuyorum. Sizin fanatik Beşiktaşlı olduğunuzu bildiği için takipçileriniz şöyle bir şey sormuşlar. Hava kuvvetlerinin kartalı mı, Beşiktaş'ın kartalı mı diye sormuşlar. Her ikisi de diye stratejik bir cevap veriyorum. Yani şimdi o hava kuvvetlerinin kartalını da çok taşıdım. İstanbul'da Beşiktaş'ın çarşısındaki o kartalın önünde de çok pozum var arkadaşlarımla falan. İkisinin gönlü de gönlümde yer ayrıdır yani, her ikisi de çok iyidir. Onu o yüzden ayıramam ya. Şu an hava kuvvetlerinin kartalına hizmet ediyorum.
Ama gördüm Beşiktaş'ın kartalında. Şu an bakıyorum 1-0 öndeyiz hala. Ne kadar ne mutlu. Anladım kaptanım. Şöyle bir soru sormuşlar. Pilot olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz? Valla pilot olmasaydım ben çok top oynuyordum. Hatta küçükken Eskişehir Şekerspor'da falan da oynamıştım. Defans mevkisinde. Kayseri'deki arkadaşlarım da bilir. Halı sahadır, şeydir, futbol maçlarını çok yapıyorduk Aslı arkadaşlarla ve diğer filolarla. Futbolcu olmak isterdim ben. Hem spor yapmayı da seviyorum. Yani pilot olmasaydım Pilot. Buna futbolcu. benzer bir soru da var işin açıkçası. Pilot sporcu olmalı mı diye bir soru da var. Onu bağlayayım. Ya pilot Yani sporcu olmalı fakat ama pilot sağlığına çok iyi bakmalı. Spor derken bu ekstrem sporlar tabii ki pilotlar da yapıyor bazen ama herhangi bir sakatlık işte kol ayak kırılması gibi durumlarda istirahat alıyorsunuz, uçuşlardan çok ayrı kalıyorsunuz falan. Maaş alamama durumları olabilir ya da çok maaşınız düşebilir falan. Bu tür şeyler var. O yüzden sağlığınıza dikkat ederek spor yapabilirsiniz. Çok ekstrem sporları tavsiye etmiyorum pilotlara. anladım kaptanım. 2016 ile 2018 arası, doğru söylüyorum, sivil havacılıkta çalıştınız. Evet. Burada en son Boeing'de kaptan olarak çalıştınız. Sivil havacılık kısmısıyla da alakalı sorular var kaptanım. Örneğin pandemi süreci sizi nasıl etkiledi veya çevrenizdeki insanları nasıl etkiledi diye bir sormuş bir arkadaş. Valla pandemi süreci gerçekten hiç beklenmeyen bir durum. Bütün dünyayı etkisini altına almış bir durum tabii ki. Sivil havacılık sektörü gerçekten çok büyük düşüşe girdi. Bilmiyorum benim yani yaşadığım hayat boyunca ilk defa böyle bir şey görüyorum. Daha yaşlı bizim büyüklerimiz, abilerimiz, hocalarımız var. Onlar da belki daha evliler. Daha öncesinde oldu mu İspanyol gribi falan olmuştu ama o çok eski tabii. Gerçekten sektör çok aşağıya gitti. Bunun sebebi tabii ki insanlar evlerinde kaldı. Hareketlilik imkanı kalmadı. Tabii ki ticari hava yolları da doğal olarak uçaklar yerde kaldığı için uçuşlar da kesildi. İşte maaşlar düştü vesaire. Ama bu aşağı doğru olan ivmenin yavaş yavaş yukarıya doğru çıkacağını düşünüyorum. V şeklinde düşünürsek. Tam Yani onu aşağı düşüş. noktada da sizce dibi gördük mü veya genel olarak ne düşünüyorsunuz? Çünkü İşin açıkçası şu an eğitime başlamak isteyenler, eğitimin ortasında olanlar veya şu an halihazırdaki pilotlar, birçok kişi bu soruyu sorguluyor. Yani bunun cevabını arıyor. Tabii ki zaman içerisinde hep beraber göreceğiz ama sizin düşünceniz ne bu konuda? Genel olarak ne düşünüyorsunuz? Yani dibi mi gördük, daha mı dibe gireceğiz? Öldük bittik mi, yoksa ne düşünüyorsunuz? Yani dibi gördük tabii ki. Bu dibi görme biraz yatay seyir halinde devam edecek. Çünkü pandeminin biliyorsunuz etkileri işte her gün açıklanıyor rakamlar. 1700-1800'lü rakamlar. Bu şekilde devam edecek ki Avrupa'ya olan frekanslar da azaldı. Biliyorsunuz Türk Hava Yolları'nın yani bütün uçuşlar azaldı. Şu an zaten dipteyiz. Bu yatay seyrediyor ama daha sonra yavaş yavaş imelenecek ve hızlanacak. Özellikle aşının bulunmasıyla beraber birazcık daha imeleneceğini düşünüyorum. Ama bence en az 3 yıl, 4 yıl eski şartlara dönmesi sürecek. Ayata'nın açıkladığı rakamlar da var. 2024 civarı diyor onlar da. Eurocontrol'un verdiği hava trafik rakamlarını da takip ediyoruz. Gerçekten bütün dünyada bütün firmalar etkilendi. Uçuş sayıları azaldı. Buna yapacak bir şey yok ne yazık ki. Anladım kaptanım. Ben o zaman hemen araya bir komik ve aykırı soru sokup ondan sonra tekrar pandemiye döneyim. Pandemi. Bir arkadaş şeyi sormuş. Güneş gözlüksüz pilot olur mu demiş. Olmaz tabii ki. Şimdi bazen biz güneş gözlüğü takıyoruz. Hava kapalıyken bile güneş gözlüğü takıyoruz. İnsanlara garip geliyor olabilir ama biz uçakla tabii ki bulutun üstüne de çıktığımız için o bir anda bulutun üstüne çıkınca normal yaz günü gibi bir hava oluyor. Hani top of clouds dediğimiz işte ne bileyim 10 bin fit, 12 bin, 13 bin fitten sonra direkt bütün bulutlar silme geçtikten sonra çıkıyoruz. O yüzden bütün pilotlar güneş gözlüğü takar zaten. İster istemez bu alışkanlıkları olmuştur. Hep gözlerindedir. Ama Hep yanlarında ayırmazlar bu yani. Zorunlu o yüzden. gereklilikle bu yani yasal gerekliliklerin içerisinde olmamakla beraber herkesin güneş gözlüğü var. Tabii Buna canım çıkıyor. sonuçta yani güneşe doğru uçtuğumuz çok zamanlar da oluyor. İşte doğuya doğru yaptığımız bütün uçuşlar gün doğumunda veya gün batımında batıya doğru gidiyorsak muhakkak güneşten dolayı gözlük ihtiyacımız oluyor zaten. Anladım kaptanım. O zaman tekrar pandemiyle bir iki tane daha soru sorayım ben size. Dünya havacılığının ne zaman eski günlere döneceğine dair tahmininizi zaten söylediniz. Bence şu kritik bir soru. Ben bunu önemsiyorum ve
Sizin gibi değerli kaptanlarımızı konuk ettiğimiz kişilere de bunun aslında herkese soruyorum bu soruyu. Pandemiden dolayı pilotluktan yani hiç pilotaja başlamamış birisi olarak düşünün kendinizi. Pandemiden dolayı bu işe başlamaktan vazgeçmeli miyiz diye sormuş bir arkadaş. Valla pandemiden dolayı pilotajdan vazgeçmek gibi bir şey bence olmaması gerekir. Neden? Şu an tabii ki dibi gördük. Şu an mesela akademinin öğrencileri de benim bildiğim kadarıyla oradan da görüştüğümüz arkadaşlar var. Eğitimleri askıya alındı. Yani bu süreç 2 yıl falan daha en kötü devam eder. Ama ondan sonrasında tekrar çok fazla yine ihtiyaç olacaktır eskisi gibi. Ben de her zaman sevdiğim işi yapılmasından yana olduğum için yani sonuçta bu 2 yıllık bir süreç kötü bir dönem olarak kalacak ama sonrasında tekrar ihtiyaç olacak ve tekrar uçuş sayıları tekrar artacaktır ve ihtiyaç olacaktır yani tekrar bütün firmalar için. Anladım kaptanım. Bu arada bir arkadaş göz çizdirmek sorun olur mu diye sormuş. Bu konuda biz bir doktor arkadaşımızla görüştük. Kontrast eğer klas bir muayenesi isteniyor. Sivil havacılıktan Evet, bahsediyorum. klasik. Evet. Göz İhtiyaç. muayenesinde bununla ilgili bir sıkıntınız varsa ekstra test yapabiliyorlar. Çünkü gözü çizdirdiğinizde gözün kontrastı ile alakalı sıkıntı olabiliyor. Ve Evet. ekstra bir test istenebiliyor. Ama bu göz çizdirmek pilot olamayacağınız anlamına gelmiyor. Sorulduğu için ben buradan cevap vermiş olayım. Şöyle bir soru sormuşlar kaptanım. Hazır mısınız? Hazırım. Tekrar bu yola girseydiniz ne yapmazdınız? Tekrar bir yola girseydim ne yapmazdım? Evet. Vallahi ben tekrar hayatta gelsem yani bir daha pilot olmak isterdim çünkü çok seviyorum gerçekten havada olmayı. Yani o bulutların arasında cloud surfing dediğimiz uçuşları yapmayı. Farklı ülkeleri keşfetmeyi, gezmeyi de çok seviyorum kendim. Ne yapmazdım? Yani bunun cevabını tam şu an bir şey diyemeyeceğim ya. Ne yapmazdım? Yani pişman olduğum bir şey yok havacılıkla ilgili yapıp da. Anladım. Anladım kaptanım. Ben o zaman araya bir tane daha aykırı soru sokayım. Beşiktaş çarşı mı, Karşıyaka çarşı mı demişler. Beşiktaş Çarşı tabii ki. Ayrıca ben Bostanlı'dayım. Bostanlı Çarşı Ha, benim o da için. şey. Peki aşk mı, Beşiktaş mı demişler. Her ikisi de Beşiktaş. İkisini birleştirdim. Beşiktaş K ile bitiyor. Çok güzel oldu kaptanım. Uçmak istediğiniz bir sonraki tip nedir? Yani şu an zaten birçok tipte uçmuşsunuz hali hazırda. Uçma şansınız olursa bir sonraki uçmak istediğiniz tip nedir kaptanım? Valla 777 ve 787 istiyorum. Zaten 777'de uçacağım. Seniority bizim devam ediyor Türk Hava Yolları'nda. Hala Türk Hava Yolları'nın personeliyim. 787 bir de 747'yi çok merak ediyorum. Gerçekten çok bana büyük ve ihtişamlı geliyor uçak. Çok da emniyetli. Boeing uçağını seviyorum ben zaten. Boeing'çiyim. Tabii Airbus da çok güzel bir uçak. Otomasyonu çok yüksek ama ben Boeing'den yana gidiyorum. Daha sağlam olduğunu düşünüyorum Boeing'in. Anladım kaptanım. Şimdi Boeing mi Airbus mu diye sormayacağım o zaman. Ne derler? Aynen sorma. Biz buradan devam edelim. Aynen. Boeing candır. If it is not Boeing, I'm not Boeing falan Anladım. geyiği var ya ama. Doğrudur kaptanım. İzmir'de yaşıyorsunuz. Evet. İzmir'de yaşıyorsunuz. İzmir'de yolda yürürken sizi tanıyan ya da resim çektirmek isteyenler oluyor mu? Evet ya bunlar gerçekten başıma geldi ki İstanbul'da da olmuştu daha önce. Gerçekten sosyal medyanın ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz bu ortamda da. Havacılar zaten çok dikkatliler biliyorsunuz havacılar özellikle. Ailecek ya da yalnız gezerken bazen arkadaşlar geliyor. Abi ben şöyle şöyle hava lisesindeyim. Ya da işte Anadolu Üniversitesi'nin sivil havacılık bölümündeyim. Sizi takip ediyorum falan deyip gelenle muhabbet ettiğimiz insanlar oluyor ya da resim çektirdiğimiz. Ya da burada İzmir'de 9 Eylül'de geçen sene Solotürk ve Türk Yıldızları gösterisinde bayağı bir insan gelmişti yanıma. Tanıyorlarmış. Kaptanım Ben de biraz şaşırmıştım. sanki bağlantı. Şu kalp yapılıyor ya o kalplerden herhalde biraz yayın kesiliyor galiba.
Kaptanım duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum şu an. Sen duyuyor musun? Radyo kontrol. Duyuyorum kaptanım. Beni 5 net. Beni duyabiliyor musunuz? Benim görüntümde falan bir sıkıntı var mı? Yo, görüyorum. Duyuyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam kaptanım o zaman. Anladım kaptanım. Kalp atmayın diye. Evet, orada arkadaşlar da ikaz etmiş. Kalp atmayalım, yayın kesiliyor. Anladım. Sivil havacılıkta bu arada bir arkadaş moderatör arkadaş diye şey yapmış ama burada arkadaşlar moderatörlük yapmaya çalışıyoruz ama benim asli mesleğim ben de pilotum. Airbus pilotuyum. O yüzden sürçülisan ettiysek affola diyeyim. Dilimizin döndüğünce moderatörlük yapmaya çalışıyoruz. Sivil havacılıkla askeri pilotluk arasında ne gibi farklar var? Sizce hangisi daha güzel? Ya ikisinin de farklı ve güzel yanları var aslında baktığınızda. Sivil havacılıkta maddi şartlar daha farklı. Ve yani sivil havacılık biraz daha yorucu ve 365 gün 24 saate dayalı bir mesaisi var. Yani aylık programınız çıkıyor. Türk Hava Yolları için söylüyorum. Gündüz, gece uçuşlarınız var. İşte o ay çıkan programa göre siz kendi yaşantınızı belirliyorsunuz. Radyasyon alıyorsunuz. Yüksek irtifalarda uçuyor. İşte Boeing'in tavan irtifası 41 bin fit. Yükseklere çıktıkça biliyorsunuz radyasyon seviyeleri artıyor. Bunun yanında sivil havacılıkta biyoritim dediğimiz sağlık yani vücudun alışık olduğu saatin bozulması durumları var. İşte buradan wide body'de uçan kaptan arkadaşlarımız var. İstanbul'dan kalkıyor. New York, Chicago, Kaliforniya'ya iniyorlar. Gündüz kalkıyorlar. Gece olması lazım. Oraya gidiyorlar tekrar gündüz ama uykuları geliyor. İşte biyolojik saat bozuluyor. Bunlar tabii sağlığı da yıpratan konular. Bunlara da değinmek lazım. Yani pilotluğu isteyen arkadaşlar bunları da göz önüne alması lazım. Özverili bir meslek. Gecenin 3'ünde, 5'inde, 6'sında uçuşa gidebiliyorsunuz. Yorucu uçuşlar yapabiliyorsunuz. O yüzden özveriyle çalışmanız gerekiyor. Simülatörlerimiz var 6 ayda bir. LPC çekler ve OPC çekler. Bunlara girip emerjenslerle ilgili değerlendiriliyorsunuz. Yani çalışmak hep devam edecek. Kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Revizyonlar geliyor. FCOM ve STM'lere. Bunları en az biraz bilen arkadaşları vardır zaten. Yani dolayısıyla özverili bir çalışma istiyor. Dolayısıyla aslında hem askeri pilotluğun hem de tabii sivil pilotluğun kendine göre zorlukları var, zorlukları, iyi yanları var diyelim. Bugüne kadar uçarken ya da iniş kalkışlarda tehlikeli bir durum, emergency yaşadınız mı kaptanım? Vallahi yaşandı tabii ki. Bunların hepsi her uçucunun başına gelmiştir. Benim CH-30'da uçarken bir tane motorum uçağın pallerinden biri kopup içeri girdiği için dahili madde hasar diyelim, damağı oldu. Motor flameout oldu. 3 motora kaldık. Tabii CH-34 motorluydu. Uçak da bayağı yüklüydü. Tekrar ben divert ettim Kayseri'ye. Yolcu malzemeyi indirdik falan. Uçağımızı değiştirdik. Sonra tekrar devam ettik. Daha sonra yine CH-30'da uçarken bir yıldırım çarpma hadisesi olmuştu. İstanbul'la Bandırma'nın arasında. Türk Hava Yolları'nda da unruly passenger olmuştu. Kural dışı yolcu. Onunla ilgili sarhoş bir yolcu ortalığı karıştırmıştı yolcuların arasında. Yani bunlar her zaman yaşanabilecek şeyler veya yolcu rahatsızlanmaları oluyor. Benim arkadaşlarımın uçuşunda doğum yapıldı, Afrika uçuşunda. Basına da yansıyor tabii bunlar. Yani havacılıkta her şey sürpriz. Değişen durum ve şartlara uyum sağlamak çok önemli pilotaj için. Yani meteorolojidir, uçak içinde yaşanan şeyler. Çok girdi var. Bu bütün bilgileri toplayıp pilot en uygun kararı alan kişidir zaten. O yüzden bazen diyorlar insansız hava araçları oluyor artık, yani insansız yolcu uçakları da olacak ama dediğim gibi öyle bir yapay zeka tabii ki üretilebilir ama sonuçta insan faktörü de var. Emergency durumlarda bazı kararları alıp uygulayacak olan insandır ve insanlar da insanlara güvenir. Hani ben şahsen gidip de bir robotun ya da şeyin pilot olmayan bir uçağa binmek istemem şahsen. Evet, bunlar da konuşuluyor işin açıkçası ama evet, tabii yakın zamanda ne zaman ya uzun olur? Zaman çok ileri seviyelerde olacaktır muhakkak ama şu an için ben yakın tarihlerde görmüyorum öyle bir şey. Aslında bir sonraki soru da buydu kaptanım. Pilotsuz yolcu uçaklar olursa yolculuk nasıl olur? Aslında bir nevi de bu sorunun cevabını vermiş yani bence olurum. İşte bunu bir eşik var, onu atlamak çok zor. Yolcular bir insanın olduğunu görünce bir pilotun daha güvenli giderler ama şimdi şu an var desek mesela kaptansız, pilotsuz bir uçak kaç bette? Kaç kişi yani o uçağa bilet alıp kullanabilir?
onu aşmak lazım ama şu an için zor gözüküyor bence. Belki 50 yıl, 60-70 yıl sonra olabilir. Bilmiyorum. Benim kendi kaptanım. Bu yani yorum açık bir soru. Anladım kaptanım. Bir tane aykırı soru sıkıştırayım araya hemen. Kendinizi yakışıklı buluyor musunuz? Ya yakışıklı bulduğumu söylemiyorum ama fiziğim düzgün. Ne bileyim sağlığıma dikkat ediyorum. Spor yapıyorum. Yeme içmeye dikkat ediyorum. Belki sempatik olabilirim. Birazcık daha sosyalimdir. Ben konuşmayı da severim. İnsanlarla iletişimi severim. İletişimi. Sempatik olabilirim ama yakışıklı olarak kendimi yakışıklı bulmuyorum. Bunu Emre kaptanıma sorduk. Emirates'te uçuyor A380 ile. Kendisi nasıl cevap verdi biliyor musunuz kaptanım? Benim giderim var dedi. Giderim var abi. Emre Çıngar mı? Giderim var. Ha. Evet evet Emre Çıngar. Emre de arkadaşım aynen. Görüşüyoruz onunla. şu sorudan devam edeyim kaptanım müsaadenizle. Pilot şahsi hayatında nelere dikkat etmeli? Aslında üstü kapalı konuştuk bunları. Yani nelere dikkat etmek gerekiyor? Sağlığımıza dikkat edeceğimizi söyledik. Yani evet, şimdi bu başta zaten çok şey var. Çok istirahat sürelerine uymamız lazım. Yeme içmeye dikkat etmemiz lazım. Akademik olarak uçak veya uçuş hazırlığı en önemli şey. Meteoroloji notamlarının incelenmesi, işte significant weather chartlar, notamlar, ne bileyim özel bazı ülkelerin prosedürleri var. Onları çok iyi hazırlanmamız lazım. Zihinsel olarak hazırlanmamız lazım. Rüzgar, meteoroloji falan. Bu ki uçana kadar hazır gelirsek bizim farkındalığımız artacaktır. SA dediğimiz şey için awareness. Ve bir disiplin gerekiyor uçuşlarda gerçekten. Disiplinden taviz vermememiz lazım. Ne kadar anladım kaptanım. Bir arkadaş ısrarla şunu soruyor. Siz askeriyede uçarken sivilde nasıl uçuyorsunuz diye. O şey kısmını kaçırmış muhtemelen. Günay kaptanım TK'da uçtuktan sonra tekrardan orduya geri dönme ve ihtiyaçtan dolayı şu an askeri kanatta uçuyor. Sivil kanatta uçmuyor. Evet. Onu da tekrardan bir hatırlatalım. Peki genel anlamda Türk pilotları hakkında ne düşünüyorsunuz? Askeri sivil. Yani geniş bir zaten yelpazede tecrübeniz var kaptanım. Genel anlamda ne düşünüyorsunuz? Ya ben Türk pilotlarını gerçekten başarılı buluyorum. Askeri olsun, sivil olsun. Ben çünkü yabancı pilotlarla da uçtum aynı kokpit içerisinde. İşte Hollandalıyla da uçtum. İşte Mısırlı vardı. Ne bileyim Alman vardı. İtalyan vardı. Gerekli özeni gösteriyor. Hı hı. Yani ben Türk pilotlarının yani bir sıralama yapılırsa gerçekten yukarılarda olacağını düşünüyorum. Anladım kaptanım. Yani tabii ki bunu genel bir regülasyon anlamında bu soruyu sormuş arkadaş ama hani bunun aslında Türk'ü yabancısı değil. Şey derler, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? En iyi pilot hayatta kalan pilottur derler. Tabii canım o kesin zaten. En iyi pilot yaşayan pilottur. Aynen. O yüzden hani bunun Türk veya Türk değil diye ayırmak çok uygun olmayabilir diye düşünüyorum. Ve bir sonraki soruya geçiyorum kaptanım. Gençler askeri havacılığı mı seçmeli yoksa sivil havacılığı mı? Yani bu şimdi o kişiye bağlı. Yani sivil hava yollarındaki hayatı kendine uygun görüyorsa oraya gidebilir. Ama askeriye de ben işte devletime hizmet edeceğim. Üniformamı giyeceğim. Onun manevi hazzı tabii ki daha yüksek. O şekilde bir yol çizeceğim diyorsa yani jetler tabii ki orada manevrasıydı, şeydi çok daha fazla biliyorsunuz F-16'nın. Yolcu uçağında en fazla 30 derece yatış yapıyorsunuz. Yunuslama pikçeklerinde çok fazla bir hareket yok. Otomasyon yüksek. Ama diğer askeri uçaklarda çok daha fazla manevra, operasyonel hareketler var. Yani bu kişiden kişiye değişik bir konu. O yüzden herkes kendine göre bir yol çizer diye düşünüyorum. Biraz anladım kaptanım. Yavaş yavaş bu arada programımızın ve sorularımızın sonuna doğru geliyoruz. Gelmeden önce sağlıkla ilgili olan sorular var. Müsaadenizle ben bunlara cevap vermek isterim. Bir arkadaş diş dolgusu sayısını sormuş pilot olabilmek için. Kaç tane?
İşte duruş bozukluğu jet pilotu olmaya engel mi diye sormuş bir arkadaş. Diğeri 1,95 boy sınırı var. Böyle bir sınır neden var diye sormuş. Yani pilot olmak için bir boy sınırı var. Bu da neden var diye sormuş. Bir tanesi de, bu da ilginç bir soru. Elektrik elektronik mühendisliği okuyan bir arkadaş, yedek subaylıktan pilot olabilir miyim demiş. Yedek subaylıktan pilot olamaz. Çünkü havaarbi okulu mezunları askeri pilot olabiliyor. Askeri pilotluk için söylüyor muhtemelen. Sivil pilotluk herkes açık. Uçuş okulunu bitirip CPL, ATPL Frozen, işte dediğiniz gibi 15, 14 tane dersi geçtikten sonra ATPL lisansını da alır. Belli bir süreç aşamalarını geçtikten sonra mülakatlı simülatördü, sağlık muayenesiydi. Ondan sonra airline'da başlar uçmaya. Bu şekilde. Ama şimdi Anladım. bu işte dişimde bu kadar çürük var, bu kadar dolgun var, şu kadar çürük dişim var falan. Bunlar ucu açık sorular. Bunları ben şimdi bir şey söylemem yanlış olur. Postür bozukluğu etkileyebilir tabii ki. Çünkü biz çok fazla G kuvvetine maruz kalıyoruz askeri pilotlar olarak. Yani F-16 9G'ye kadar maruz kalıyorken bizim uçaklar işte 4 ile 6G'ye kadar maruz kalabiliyoruz. O yüzden postür bozukluğu sıkıntı olabilir. Omurilik, özellikle kemik yapısı, boyun bel fıtıkları, bunlar sıkıntı olabilecek konular. Ama bunlar tabii ki her şeyin yönergesi var, yönetmeliği var. TSK Sağlık Yönetmeliği veya sivil havacılığın kendi yönetmelikleri var ya da sivil havacılıkta anlaşmalı hastaneler var. Oralardan bilgi alabilirler. Veya muayene, Anladım. orada sivil havacılık bölümleri var bazı hastaneler. Sivil havacılığın sayfalarında var zaten bunlar. Anladım patron. Son olarak şu an bu işe gönül vermiş, pilot olmak isteyen, havacılığa gönül vermiş arkadaşlara ne tavsiye edersin? Yani şöyle, arzularının ve isteklerinin peşlerinden hiçbir zaman peşlerini bırakmasınlar. Sonuna kadar gitsinler bence. Sonuçta tabii ki çok kötü bir sürece denk geldik. Bu senenin başında Şubat, Mart gibi başladı işte olaylar. 2 yıl, ben en az minimum 2 yıl süreceğini, 2-3 yıl süreceğini düşünüyorum. Bunu tabii direkt kimse şu kadar yıl sürecek diyemez zaten. Bu bize de bağlı, pandemi sürecine. Ama sonrasında tekrar işler eski rayına oturacaktır. Eskisi gibi olacaktır. Pilotluk tabii prestijli bir meslek. Özveri de istiyor. Öncelikle İngilizcelerini geliştirsinler. İngilizceyi hayatlarının içine soksunlar. İşte İngilizce kitaplar okusunlar, İngilizce yayınlar izlesinler. Kulak aşinalığı olsun, kelime hazinelerini geliştirsinler. Havacılığa ilgilerini hiçbir zaman bırakmasınlar. Zaten aşama aşama her şey. O aşamaları çalışarak geçersiniz. İşte pilot oluyorsunuz, o bitiyor. De 14 tane işte sınavları hallediyorsunuz. ATPL sınavları bitiyor. Sonra tip eğitim alıyorsunuz, o bitiyor. İkinci pilotluğa alışıyorsunuz. Sonra kaptanlığınız geliyor. Kaptanlık aşamalarına giriyorsunuz. Bunlar hep adım adım olan şeyler. Belli bir disiplinle adım adım çalışıldıktan sonra her şey yavaş yavaş rayına oturur bence. Disiplinle, isteklerine, arzularının peşlerinde gitsinler. Sonuna kadar destekliyorum onları. Kaptanım, elinize, ağzınıza, dilinize sağlık. Bizim yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. Yayını kaçıran arkadaşlar için biz bunu Instagram TV'mize ve Pilot Olsam YouTube kanalımıza koyacağız. Kanallarımıza üye olmayı lütfen unutmayınız. Ben tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum kaptanım. Uygun görürseniz bir Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözüyle her programda olduğu gibi birden vuraraktan programı kapatmak isterim kaptanım. Ben de teşekkür ederim bu güzel yayın için. Gerçekten ben sokakta, Eskişehir'de, İzmir'de, memleketimde, Eskişehir'de bir havacı gördüğüm zaman, arkadaşlara bir şeyler söylediğim zaman mutlu oluyorum. Onların çünkü kafalarında çok fazla soru işaretleri var. Sizlere de teşekkür ediyorum insanların kafasındaki soru işaretlerini. Kaptan, duyabiliyor musunuz beni? Kaptan, duyabiliyor musunuz beni? Günay kaptanımız yayından düştü. Kuvvetli ihtimalle arkadaşlar.
Yayınımızın zaten sonuna gelmiştik. Ben tekrardan buradan kendisine çok teşekkür ederim. Benzer soruları, şu an sorduğun soruların birçoğunu program içerisinde zaten cevapladık. Ama cevaplayamadığımız muhakkak ki sorular olmuştur. İlerleyen programlarımızda benzer soruları cevaplamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Lütfen bu yayını izleyemeyenler için Instagram TV'mizden ve YouTube kanalımızdan izlemeye devam edebilirsiniz. Ben iyi akşamlar diliyorum, güvenli uçuşlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.